Vekaletname ile ilgili örneklerimiz web sitemizde var. Bize başvurduğunuz anda örnek vekaletnameyi sizinle rahatlıkla paylaşabiliriz. Ve başvuru sırasında bu vekaletnamenin bizde olması yasal bir zorunluluk. Bunu kesinlikle istiyoruz. Örnek vekaletnameler dediğim gibi bize ulaştığınız anda sizinle paylaşacağımız bir durum. Vergi dairesine yollanacak bir e-tebligatta PDF olarak eklenecek yazı ve eklerinde ayrıca imza sirkülerindeki kişi adresleri istenecek mi? Böyle bir zorunluluk yok. Zaten göndereceğiniz dokümanın ekinde dosya bir şekilde ıslak imzayla da imzalanmış ve PDF olarak ekine yüklenmiştir. Bu iletişim şekli zaten kurumsal bir iletişimdir. O kurumun yetkilisi tarafından gönderilmiş bir KEP iletisi olarak algılanacaktır. Kayıtlı elektronik posta adresinin kamu kuruluşlarına bildirilmesi nasıl yapılacak? Hizmet sağlayıcısının mı yoksa adres sahibinin mi? Buradaki sorumluluk adres sahibinin. Adres sahibi hangi kamu kurumlarıyla çalışıyorsa o kamu kurumlarına resmi bir yazıyla iletişimde bulunacağı e-tebligat adresini ilgili kamu kurumuna bildirmek zorunda. Bu ilgili şirketlerin sorumluluğu. TTK'ya göre KEP sisteminde kayıtlı e-posta, limited ve AŞ'ler için zorunlu. Bunun için bir son tarih var mı? Yoksa herhangi bir kamu kurumu tebligatı? Yani biraz önce bahsettiğim konu, bir yasal zorunluluk ve tarih zaten var. Ama dediğim gibi fiili bir durum söz konusu. Ama o fiili durum giderildikten sonra da elektronik ortamda tebligatlar gönderilmeye başlanacak. Bence beklenmemesi gereken bir süreç. Çünkü tebligat gönderilmeye başlandığı anda eğer bir KEP adresiniz yoksa mağduriyet yaşamanız söz konusu. KEP projesinde vasıfsız SGK'lılara bodrolar nasıl gönderilecek? Burada zannedersem vasıfsız SGK'lılardan bahis geçici işçi, işte inşaat işçileri ya da tarım işçileri gibi yapılardır diye tahmin ediyorum. Eğer muhatabınıza bir iş akdi yaparken kayıtlı elektronik posta adresi verebilecekseniz ve bu eğer o muhatabınız tarafından takip edebilecek bir adresse yine aynı şekilde vasıfsız SGK'lılara da bodra göndermeniz mümkün. Çünkü bireylerin KEP adresi almasını engelleyen herhangi bir hüküm bulunmamakta. Büyük bir ihtimalle burada genellikle KEP adresinin maliyetinin şirket tarafından üstlenmesi beklenir. Ama burada bizim önerdiğimiz yöntem muhakkak ama muhakkak bu tür bildirimlerin KEP üzerinden yapılacağının bir muvafakatname ile imza altına alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bu tür tavsiyelerde bulunuyoruz. Yani biz sizin bodrolarınızı KEP üzerinden yapacağız. Bunun bilgisini veriyorum. Siz de kabul ediyorsunuz diye ıslak imzalı bir şekilde bunun kayıt altına alınmış olması gerekmekte. AŞ hissedarı uzun süreden beri tutuklu bulunmakta. Hapishaneye KEP nasıl göndereceğiz? Bu mümkün mü? Bu konuyla ilgili olarak biz Emin Şenol 4085 diye not almışım. Bununla ilgili şu anda bilgi vermeyeceğim. Tam emin olmadığım için cevap veremiyorum. Bilgi sahibi olup Emin Şenol 4085 zannedersem sicil numarasıdır. Size isterseniz iletişim bilgilerinizi bize verin. Tam net bir cevabı tam doğru bir şekilde size iletelim. KEP uygulamasının bütün bunlar nezdinde başlama tarihi nedir diye sorulmuş. Dediğim gibi KEP uygulaması başlandı, aktif ve şu anda KEP sahibi olmak limited şirketler ve anonim şirketler için yasal bir zorunluluk. Benim sorularım, bir de burada bir soru var. E-tebligat alındı ama muhatap e-postasını alamadı. 6 ay sonra okudu. Bu arada tebligat zaman aşımı nasıl tanımlanabilir? KEP'te firmalar reklam e-postası yollarsa ne gibi işlemler yapılabilir? Şimdi burada şöyle bir uygulama var. O uygulamadan da altını çizmekte fayda görüyorum. Elektronik tebligat adresi sahibi olan bir kişi
CAP adresi sahibi olan bir kişi aslında bunun sorumluluğunu zaten en başta üstlenmiş demektir. Yani CAP ile tebligatların bu CAP adresine yapılacağını zaten biliyordur o kişi. Ama tabii ki sürekli CAP adresini, elektronik postasını takip etmekte zorlanabilir. Başvuru sırasında biz bütün başvuru sahiplerinden bir normal elektronik posta adresi ve bir de cep telefonu numarası istiyoruz. Eğer muhatabın kayıtlı elektronik posta adresine bir ileti gelmiş ise bu ileti SMS'le ve elektronik posta yoluyla muhataba bildiriliyor. Yani kayıtlı elektronik posta adresinize şu başlıkta bir ileti geldi diye hem SMS ile cep telefonuna hem de normal güncel kullandığı elektronik posta adresine bir bilgilendirme yapıyoruz. Ve bu elektronik tebligatta SMS ile bilgilendirme bizim bir zorunluluğumuz. Yani her elektronik tebligat adresi için muhatabın cep telefonu numarasını almak ve onlara bunun bilgisini vermek zorundayız. Yani herhangi bir şekilde bunun 6 ay sonra öğrenilmesi söz konusu değil. Geldiği anda öğrenmesi mümkün. 5 gün içerisinde de okunmuş sayılıyor. Bu sistem üzerinden reklamların gönderilmesi nasıl engellenebilir? Açıkçası yani bir ileti 1 lira. Ve maliyeti de yüksek bir şeydir. Yani reklam gönderilecek bir mecra değildir. Göndermek isteyen külfetine katlanıyorsa bizim engelleyeceğimiz bir durum söz konusu değildir zaten. Bu belki de yani ticari anlamda tercih edebileceğimiz bir durumda olabilir diye düşünüyorum açıkçası. Ama herhangi bir şekilde reklam gönderilmesini, eğer o gönderen kişi bunun resmi bir nitelik taşımasını istiyorsa ve daha sonra ben bunu reklam gönderdiğimi de ispatlamak istiyorum deyip gönderecekse bunun önüne geçecek bir herhangi engel görmüyoruz açıkçası. Bana yapılan sorular bunlar. Teşekkür ediyorum sorular için. Size ayrıca döneceğim. Teşekkür. E-fatura ile ilgili bir iki sorumuz daha var. E-fatura sistemini portaldan kullananlar e-arşiv uygulamasından yararlanabiliyor mu? Mutlaka entegratör ile çalışılması gerekiyor mu diye bir soru sorulmuş. Elektronik arşiv uygulaması 433 sıra numaralı vergüsü kanunu genel tebliğ ile yayımlandı. Zaten elektronik arşiv uygulamasından yararlanabilmek için e-fatura uygulamasından yararlanmak ön şart. Bunun portal mı, entegrasyon mu, özel entegrasyon mu olması önemli değil. E-fatura uygulamasında kullanıcıysa e-arşiv uygulamasından da yararlanabilirler. BABS'yi ilgilendiren bir fatura beyan süresinden sonra, yani e-defter e-imza ile imza yapıldıktan sonra elimize geçerse e-defterin kaydı nasıl olur? Vergi dairesine tarafımızdan düzeltme yapılması istenirse bu istek e-defter olarak nasıl yapılacaktır? Şimdi elektronik defterde eğer oluşturduk ve bunun beratını aldıktan sonra buna artık bir kayıt yapmak mümkün değil. Bir sıra numaralı elektronik defter tebliğine göre defterler aylık oluşturuluyor ve takip eden ayın sonuna kadar da beratları alınması gerekiyordu. Fakat iki sıra numaralı elektronik defter genel tebliğinden bu süre uzadı. Artık defterler oluşturuldu, ilgili oldukları ayı takip eden üçüncü ayın sonuna kadar oluşturulup imzalanması ve beratlarının alınması gerekiyor. Bu süre zaten BABS'nin süresinden daha uzun. Yani size faturanın dördüncü ayda falan gelmesi lazım ki o bile kapsamayabilir. 5 ay sonra gelmesi lazım. O zaman da gelirse yine defterinize kaydedebilirsiniz. Bu zaten kağıt faturada da olabilecek bir durum. Teşekkür ederim. Bir soru daha var başkanım. Müsaadenizle onu da ben cevaplayayım. Şirketimize yanlışlıkla kesilen bir temel elektronik faturayı kabul etmediğimizi ve kayıtlarımıza almayacağımızı e-tebligat CAP adresimizden ilgili firmaya bildirimini yapabilir miyiz? Bu geçerli bir bildirim midir? Ayrıca noter aracılığı ile bir şey yapmaya gerek var mı?
Mersis numarasının faturalarda yazılması durumunda ceza belge başına 2000 TL mi yoksa toplam yıllık 2000 TL midir? Bunu belki daha sonra ayrıca cevaplanabilir ama şeyde sonuçta eğer bir delil oluşturmasını istediğiniz bir durumsa kayıtlı elektronik posta adresinden faturanın yanlış kesildiğini muhatabınıza bildirmeniz sizin yasal olarak yapmanız gereken işlemi yapmışsınızdır anlamına gelir. Yani bunun kesinlikle ve kesinlikle bu sistem üzerinden gönderilmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Ama 2000 TL'lik ceza ile ilgili olarak da zannedersem siz cevap verirseniz daha doğru bir işlem yapmış oluruz. Temel öngörülen ceza fatura adeti değil, yapılan denetimde Mersis numarasının olmamasının tespiti halinde verilen cezadır. Onun için tek kalemli bir cezadır. Öyle faturadan cilt cilt yazılması sayılıp da çarpılacak bir rakam değil. Ancak bir hatırlatma olarak söyleyelim. Yani basılmış, şu anda basılmış belgelerde ve faturalarda istenirse kaşeyle arkalarına veya ön taraflarına Mersis numaralarını işleyebilirsiniz. Bunu da bu şekilde hem bundan sonra yapılacak fatura basımlarında veya belge basımlarında bir ön hazırlık olur. Hem de şu andan itibaren uygulamayı gerçekleştirmiş olursunuz. Fatura ile ilgili e-faturada iptaller yani kabul etmeme sistem üzerinden yapılacak. Fatura geldiğinizde onaylamanız var. Reddettiğinizde firmaya geri gidecek. Bu Türk Ticaret Kanunu'ndaki el ortamında kesilmiş faturanın firmaya iadesi anlamına gelecek. Her ikisi için de süre 8 günlük Ticaret Kanunu'ndaki süre var faturaya itiraz süresi. Soru vardı, bir sözlü bir şey mi vardı? Evet. Geçici vergi son dönemi kaldırılmasıyla bildiğim kadarıyla bir çalışma yok diye biliyorum ben. Yeni vergi kanununda. Yeni gelir vergisi kanununda var ama o da tabii çıkmadığı için şu an. Yeni gelir vergisi ve kurumlar vergisi kanunu birleşen kanunda son geçici vergi dönemi kaldırılıyor ama beyanlar da öne çekiliyor, ayrı mesele. Yani şey var ama onda hani şöyle ben çalışma yok dedim. O kanunda biraz geçip geçmeyeceği şey haline geldi. Belli şu anda ciddi bir tartışma. O anlamda ben hani kısa vadede bir çalışma yok anlamda yoksa dedim. Etkileyecek mahiyette. Süre zotumları konusunda son derece haklısınız. Bunu biz arada da konuştuk. Benim şahsi kanaatim ya bunu çok erkenden yapmamız gerekti. 3 gün 5 gün öncesinden ya da hiç yapmamak. Aslındası 5 şıkkı benim için daha uygun. Belli bir ciddiyet katmadan o zaman çünkü son dakikada sürekli şey yaptığınız zaman süre zotumuna gittiğiniz zaman süre koymanın da bir anlamı kalmaz oluyor. O yüzden belki şu an pratik uygulamada çok yaygın hale geldiği için süre zıtımları biraz daha erkenden duyurabiliriz diye düşünüyorum. Buyurun. Bir kere siz almıyorsunuz, müşteriye veriyorlar. Şimdi bunu teknik olarak altyapısı ne anlamda ben bilmiyorum ama arkadaşlarla bir konuşalım, kadriye bakan arkadaşlarla. Eğer böyle bir imkanı varsa kısa sürede bunun yolunu açarız. Dediğim gibi bir şey söylemem doğru olmaz çünkü tam altyapısını bilmiyorum. Sistemin nasıl çalıştığını. Onunla ilgili sıkıntılar var, tartışıyoruz. Geçen hafta Afyon'daydık. Yine önümüzdeki hafta içinde Malimşehir odalarıyla tek tebliğ çalışması var. 3568 sayılı yasayla ilgili. Hem bu risk raporları, hem alt incelemeler ve hem mükerrer 227 ile ilgili çalışmalar yapılıyor. O da başkanımız da katılacak
bu çalışmalara. Önümüzdeki hafta içinde tekrar toplanacağız. Bazı şeyler soruluyor, yerine getiriliyor ama hepsinin birdenbire olması imkanı yok. Çünkü devletin bir de kendi içinde bir gizemi var. Bazı şeyleri, neleri paylaşıp neleri paylaşmayacağı, kurumlar arasında da bir takım sıkıntılar sebep oluyor. Onu süreç içerisinde çözmeye çalışıyoruz. O gündemimizde olan bir konu. Başka soru yoksa? Bir tane yukarıda var. Bir nerede vardı? Son soruyu alıyoruz. Geliyor, geliyor. Aralık 2014. Evet. Aralık 2014'ten önce. Son soruydu ama madem siz kırmayalım, son soru buyurun. Evet. Mersis'i varsa Mersis, yoksa ticaret sicil. Verdiler, verdik diyorlar herkese. Şu anda sisteme girerseniz göreceksiniz. Yaparsanız Mersis'e girip bir sorgulama yaparsanız sicil numarası ve sicil müdürlüğünü seçerek gelecek sorgudaki cevaba göre koyu renkli, biraz evvel sunumda anlatmıştım, koyu renkli olan ve sıfır eğer bir şirketse sıfırla başlayan numara Mersis numaranızdır. Ben katılımcılara sizler adına teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldiler, değerli bilgilerini paylaştılar. Sizlere de teşekkür ediyorum. Bu kadar saat bizi dinleme zahmetinde bulundunuz. Sayın Oda Yöneticilerimiz Başkanımızdan söz istiyorsa kapanışla ilgili. Evet, ufak bir plaket törenimiz varmış. Onu da sonlandıralım. Konuşmacılarımıza teşekkür etmek istiyoruz plaket töreniyle. Oturum başkanımız Hülkü Sönmez'e teşekkür plaketini vermek üzere oda başkanımızı davet ediyorum. Buyurun başkanım. Bugün sondan söylemiştik. Bu sefer baştan söyleyeyim. Mouse. Yalçın Tercan diye davet ediyoruz. Plaketlerini almak üzere. Ayhan Kurt, üstadımızı çağırıyoruz. Daire Başkanımız Sayın Yıldırım Bozbıyı davet ediyoruz. Şube Müdürümüz Hüseyin Seçkin diye davet ediyoruz. Şube Müdürümüz Mehmet Dumanlı diye davet ediyoruz. Ve Genel Müdür Yardımcımız Rasim Kutlu'yu davet ediyoruz. Ayrıca plaketlerini almak üzere Kürşat Güneybi'yi davet ediyoruz.